Bartın'ın Amasra ilçesinde 41 emekçinin hayatını kaybettiği maden kazası ile ilgili soruşturma genişletildi. Olayın ilk anındaki değerlendirmeleri de sizlerle aktarmıştım. Olayın nedeniyle ilgili olarak grizu patlaması olduğunu söylemiştim. Yine bugün itibariyle de uzman arkadaşlarla yaptığımız değerlendirmede bu ilk değerlendirmenin hala devam ettiğini gözlemliyoruz. Soruşturma kapsamında maden ocağı giriş ve çıkışlara kapatıldı. Maden sahasında bulunan güvenlik sistemlerinin de yer aldığı tüm teknik cihazlar incelenmek üzere toplandı. Olayla ilgili adli soruşturma kapsamında Amasra Cumhuriyet Savcılığı'nda görevli savcı sayısı Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından 6'ya çıkarıldı. Bartın Cumhuriyet Savcısı Ozan Mert Alıcı 3 ay geçici süreli yetkiyle soruşturmada görevlendirildi. Son durumla ilgili bilgi veren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, madende üretimin tamamen durdurulduğunu ifade etti. Madende üretim faaliyetleri tamamen durdurulmuştur. Zaten ilk andan itibaren Cumhuriyet Başsavcılığımızın adli tahkikatı başlatması neticesinde de hukuken aslında müessesemiz bir olay yeri haline de dönmüştür. O açıdan giriş çıkışlar da savcılığın bilgisi ve izni dahilinde yapılmaktadır. Şu anda aşağıda sadece teknik emniyet birimlerimiz çalışmaktadır. Madende sadece teknik emniyet birimlerinin çalıştığını söyleyen Bakan Dönmez, yangının da büyük oranda kontrol altına alındığını kaydetti. İlk günlerde bir yangından bahsetmiştim. Büyük oranda kontrol altına alındı. Hava ile temasını kesmek üzere iki baraj kapısı inşa edildi. Şu anda da yangın sönümlenmek üzere, giderek şiddetini azaltıyor. Süreci de zaten teknik ekiplerimiz devam ediyor.